Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Haftalık olan toplantımız, karamanımız, memleketimiz ve İslam alemi için hayırlı olsun inşallah. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli arkadaşlar, bildiğiniz gibi neredeyse yaklaşık 20 gün içerisinde yeni bir başbakan ve yeni bir hükümet kuruldu. O yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte tabi aslında yeni bir heyecan oluşması gerekiyordu. Fakat ne hükümette, ne halkta, ne köylümüzde, ne çiftçimizde herhangi bir heyecan göremiyoruz. Yani bir manada geminin kaptanı değişti. Fakat gemi değişmediği müddetçe bu heyecan hiç kimseye yansımadı. Yani önemli olan şu ki biz şunu ifade ediyoruz. Dümende kimin olduğu değil, kimin dümeninde olduğu. Değil mi? Şu andaki hükümet kimin dümen suyunda gidiyor? Yani biz bundan sonraki hükümetlerden, bundan sonra veya şimdiki kurulacak olan hükümette şunu istedik. Biz Avrupa Birliği Bakanlığı'nı feshediyoruz. Bundan sonra İslam Birliği Bakanlığı kurulacak. Eğer böyle bir şey olsaydı belki millette heyecan oluşturabilirdi. Veyahut da biz bugüne kadar izlediğimiz ekonomi politikalarından vazgeçiyoruz. Artık bundan sonra rantiye ve bankacılık sektörü değil, imalat sektörü kazanmaya başlayacak. Hayırlı olsun denilmesini bekledik. Fakat biz hiçbir bu ifadelerle alakalı hiçbir söz, hiçbir ifade duyamadık. Duyamayız ve göremeyiz. Özellikle Bakanlar Kurulu açıklandığı zaman Bakanlar Kurulu listesine bakanların ilk dikkatini çeken bir bakanlık olmuş. Hepimizin beklediği. Milli Eğitim Bakanlığı arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı bize göre Türkiye'de en önemli bakanlık olması gerekiyor. Ve en ehil kişilerin bu makama getirilmesi gerekirken maalesef eski Savunma Bakanımız Denizcilik Bölümü mezunu bir milletvekilimiz Milli Eğitim Bakanı yapıldı. Yani iş ehline teslim edilmedi. Bizim gördüğümüz, izlediğimiz kadarıyla. Öyleyse 14 yılda biliyorsunuz şu andaki 6. bakan, 6. Milli Eğitim Bakanı. Yani bir işte Ulaştırma Bakanıyla, Bakanlığıyla alakalı, ondan sonra su işleriyle alakalı bakanlıklarda ehil insanlar bulunup bu makama getirtilirken veyahut da sağlıkla alakalı ilgili bir doktor bu bakanlığa getirilirken maalesef Milli Eğitim Bakanlığı hiç alakası olmayan insanlara teslim ediliyor. Biz acaba bunun altında başka bir şey mi var? Başka bir şekilde söz mü verildi diye aklımıza gelmiyor değil. Ben açık söyleyeyim. Çünkü eğitim sisteminden şu anda eğitimle alakalı olan olmayan herkes şikayetçi. Yani öğretmeni de şikayetçi, velisi de şikayetçi, öğrencisi de şikayetçi. Öyleyse bir yerde bir yanlışlık var. Bu yanlışın düzeltilmesi için en ehil kişinin bu makama getirilmesi gerekirken maalesef dediğimiz gibi hiç alakası olmayan, meslekle alakası olmayan bir kişinin bakanlığa getirilmesi açıkçası bizi biraz hayrete getirdi. Yine arkadaşlar dediğimiz gibi biz bu hükümet kurulurken şunun vaat edilmesini, gerçi vaat söylüyorlar ama terörün bitirileceğine dair, ekonominin düzeltileceğine dair, bakın Karaman özelinde, Türkiye genelinde şu anda gizli bir ekonomik sıkıntı var. Topluma yansımayan, başka şeylerle, algılarla örtülen ama özünde baktığınız zaman bir ekonomik sıkıntı var. Az önce arkadaşlarımız elime bazı rakamlar uzattı. Maalesef şu anda Türkiye'de olmayan para kredilendirme yoluyla insanlar borçlandırılarak bankalara bu millet mahkum ediliyor. Ve Türkiye'de en çok kazanan sektör biliyorsunuz bankacılık sektörü, sigortacılık sektörü. Öyleyse ekonominin iyileşeceğine dair artık biz bu hükümetten iyi şeyler duymak istiyoruz. Diğer taraftan özellikle terör konusunda biliyorsunuz dün yine Van'dan üzücü haberler geldi. Maalesef hafta içerisinde yine değişik illerimizden üzücü haberler geldi. Yine binbaşı seviyesinde şehitlerimiz var. Biz bu artık bu haberleri duymak istemiyoruz. Özellikle yine geçen hafta belki medyanın çok dikkatini çekmedi veya es geçtikleri bir haber vardı. Siz de okumuşsunuzdur. Amerika Özel Kuvvetler Komutanı ilk önce Kobani'ye daha sonra Ankara'ya ziyaretlerde bulundu.
stratejik müttefikimiz, hem PYD'yi palazlandırıyor hem de Türkiye'ye diyor ki işte idare ettirin. Böyle bir şey olmaz. Artık dostumuzu, düşmanımızı iyi tanımak zorundayız. Diğer taraftan yine medyanın çok üzerinde durmadığı bir husus vardı. İsrail'e NATO'da büro açma müsaadesi verildi. Türkiye'nin izniyle. İsrail'e verildi arkadaşlar. Ve bundan sonraki hükümetin, şu andaki kurulan hükümetin de seyri sanki İsrail'le ilişkileri sıcak tutmak, daha iyiye doğru götürmek noktasında gelişiyor. Öyleyse bu milletin one minute beklentileri nereye gitti? Değil mi? Bu milletin Gazze beklentileri nereye gitti? Biz Gazze'ye ziyarete gideceğiz diyenlerin ağzından şimdi böyle ifadeler duymuyoruz. 15 günde biz işte Emevi Camisi'nde cuma namazı kılacağız diyen insanlar maalesef bugün kiliste cuma namazı kılamıyorlar. Nereden nereye geldik arkadaşlar? Ciddi bir savrulma var. Yeni bir şey söylemek lazım. Eğer yenilik yoksa diyor uzmanlar, orada yorgunluk başlar. Yorgunluğun olduğu yerde de çürüme başlar. Şu anda bu çürüme başlamıştır. Bu çürüme yenilik olmazsa devam edecek. Öyleyse yeni yüzlere, Türkiye'nin yeni soluklara Türk halkının ihtiyacı var. Bu yeni soluk da biz iddia ediyoruz ki milli görüş ve onun asil kadroları. Bakın biz, sizler de buna şahitsiniz ki söylediklerimizin hepsi doğru çıktığı için sevinemiyoruz. Ve söylediklerimiz doğru çıktığı için üzülen bir teşkilatız. Ama maalesef doğru çıkıyor. Böyle bir anlayışımız var bizim. Gelin bizim sesimize kulak verin. Bu hükümet yetkilileri de kulak versin, bu halkımız da kulak versin ki bu milleti iyiye, doğruya, güzele çekelim. İnşallah bu noktada milli görüş kadroları her zaman göreve hazır ve bu topluma yön vermeye devam edecek. Diğer taraftan bu hafta sonu idrak edeceğimiz İstanbul'un biliyorsunuz Fetih Yıl Dönümü yaklaşıyor inşallah. İstanbul'un 563. Fetih Yıl Dönümünü kutlayacağız hepimiz. Bir yazarın şöyle güzel bir tespiti var. Bir sünnet için devlet kuran bir milletiz diyor. Nedir bu sünnet? İstanbul'un fethini müjdelemişti değil mi Peygamberimiz? Sırf bu müjdeye nail olabilmek için devlet kurmuşuz biz. O zaman bu ruhu yeniden ayakta tutmamız ve ayağa kaldırmamız lazım. Fetih ruhunu. Fetih ruhunun özünde ne yatıyor? Yani Erbakan hocamız hatırlarsanız şöyle bir ifade kullanır. Fatih Sultan ne Amerikancıydı ne Avrupa Birlikçiydi. Fatih Sultan Mehmet milli görüşçüydü. Bu ruha tekrar ihtiyacımız var. Bu milletin ihtiyacı var. Diğer taraftan arkadaşlar, tabi fetih denince Ayasofya'yı unutmamak lazım. Fethin sembolü Ayasofya maalesef şu anda kilit vurulmuş ve müze halinde. Ve bunu ayakta tutmaya çalışan bu ruhu, yani Ayasofya'nın aslına döndürülmesi gerektiğini savunan tek zihniyet yine milli görüşler. Ve bunun için inşallah bu cumartesi İstanbul'da yine sabah namazında hem fetih coşkusu hem sabah namazı orada idrak edilerek bu ruh tekrar ayağa kaldırmaya çalışılacak. Ama bunu biz ayakta tutmaya çalışırken maalesef geçen hafta şöyle bir olay gerçekleşti. Sizler de takip etmişsinizdir. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir kiliseye devlet arazi tahsis etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi arazi tahsis etti. Mardin neydi? Mardin'deki o Hristiyanların, o ne diyelim tarikatın mensuplarına İstanbul'dan kilise yeri verildi ve Süryanilere bu kilisenin inşaatına başlanacak. Dikkat edin, Cumhuriyet tarihinde ilk defa diyorum. Bize hiç kimse şunu söylemesin. Ya İstanbul'da Hristiyanlar var da onların ihtiyacı var, ondan yapıldı. Peki hangi Avrupa ülkesinde Müslüman kardeşlerimiz için bir Fransa, bir bilmem İngiltere belediye arsa tahsisi yapıp da cami müsaadesi verdi. Ezan okutturmuyorlar değil mi Mustafa abi? Sesli ezan okutturmuyorlar, evet. Evet, maalesef. Yani siz Yunanistan'a gitseniz deseniz ki biz burada cami açacağız.
Bize bedava arsa verin. Adamlar sizi dikkate bile almaz. Ama Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu iktidar mensupları tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir kilise arsa tahsis edildi. Bir tarafta fetih ruhu, bir tarafta işte işbirlikçi ruhu. Öyle diyelim artık. Bunun manası bu. Niye? Avrupa Birliği sevdası yüzünden bunlar arkadaşlar. Diğer taraftan yine geçen hafta içerisinde son olarak bununla bitirelim. Biliyorsunuz İstanbul'da dünya insani değerler toplantısı yapıldı. Peki kim yaptı bu toplantıyı? İşte Birleşmiş Milletler'e mensup ülkeler. Ama bu ülkeler iki tane dünya savaşı çıkarttı biliyorsunuz. Ve milyonlarca insanın ölümüne sebep oldu. Ve hala da bu dünyada ölümlere sebep olan bu toplantıyı gerçekleştiren ülkeler. Hiç kimse kimseye kandırmasın. Bizim onların ne yardımına ne de himmetine ihtiyacımız var. Bizim ancak şu anda kardeşlik ruhuna ihtiyacımız var. Ve biz kendi kardeşlerimizle ilk önce D8'i daha sonra D60'ı hareketlendirip kendi adil dünyamızı kurmak zorundayız. Milli Görüşler bu sevdayla yola çıktı inşallah ve bunun mücadelesini veriyoruz arkadaşlar. Ben tekrar hepinizin gecesini tebrik ediyorum. İnşallah toplantımız hayırlara vesile olsun.